Dilek. Dilek evde mi acaba? Evdedir diye umuyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk Nasıldı canım. Nasıldı alışverişin? Çok güzel geçti. Yoruldum ama her şeyimiz tam, çok şükür. Çok güzel. Bunları kaldırıyorum Sen o zaman. Sen bunları yerleştir, ben hemen giyinip geliyorum. Tamam canım, öpüyorum. Bunları da koyalım bence. Dilek, seni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok düzenli yerleştirdin. Bütün malzemeleri ayırdın. Lazım, organizasyon önemli tabii ki. Dilek, sence bu kadar yemeği yetiştirebilecek mi? Ya ben yetiştireceğine inanıyorum. Gülerek söylüyorsun Dilek. Üstelik her şeyi hazır aldı. Sucuk bile dilimlenmiş. Pratik lazım. Organizasyon işi. Peynir bile rendelenmiş. Ne güzel, rendelemek için vakit harcamayacak. Bir ara neden alışverişteyim? Hadi eve gidelim yemek söyleyeyim dedi. Yok dememiştim. Şaka bir yana, Sevdiye yemek yapmasını biliyor mu? Çok iyi biliyor. Hırslı bir kadındır, bakmayın böyle görününe. Ben başaracağına ve kazanacağına da eminim bu arada. Dışarı çıktığınızda senin yemeğini bile yiyormuş, doğru mu? Yani. Dilek benim sayemde zayıf kalıyor dedi. Ben yemek yemeyi sevmiyorum, o yemek yemeyi çok seviyor. Beraber gittiğimizde de benimkilerin bir kısmını yiyor. Yoksa senin fit olmanı kıskanıyor mu? Yok. O kadar çok spor yapıyoruz ki beraber. Gerçekten mi? Eski sporcu. Ne? Seni kıskanıyor mu? Pardon, Sevdiye de geldi. Tam da Dilek senin onu kıskandığını söylüyordu. Hayatta öyle şey yapmaz. Sen Dilek'i kıskanıyormuşsun. Ben de hayatta öyle bir şey yapmam. Dilek çok fit, uyuz oluyorum demiştin ya. Tuzaklara düşme. Gürbüz'ün oyununa gelme Dilek. Size şöyle bir bakıyorum da çok enteresan bir çiftsiniz. Bu arada tacını çok beğendim. Teşekkür ederim. Küçük kızımın tacı. Kızımızın adı neydi? Ece. Sevdiye, Dilek malzemelerini yerleştirdi. Gördüğün gibi harika bir çalışma yaptı. Evet. Gene zaman tasarrufu yapmak için gene organizasyon yaptık. Süper. Sevdiye, onlar da neyin nesi? Checklistemin kalemleri. Zaten her şeyi buraya yazmışsın. Çok şükür. Bu arada önlüğüne de bayıldım. Ay teşekkür ederim. Sizler için yeni aldım. Öbürküsü çok yemek yaptığım için kirliydi. Harikasın. O zaman süreni başlatıyorum. 3, 2, 1, süren başladı. Çak Dilek. Orada bir sürü tabak çanak görüyorum. Nedir onlar? Hepsi ön hazırlığım. Bunları sadece mutfakta mı kullanacaksın? Aynen öyle. Çok yoğun bir gün bizi bekliyor Gürbüz. Sevdiye, içimden bir his senin yemek yapmayacağını ve dışarıdan sipariş edeceğini söylüyor. Görünüşe aldanma Gürbüz. İlk defa mı 2,5 saat yemek yapacaksın? Açıkçası evet, sizin için değeceğini düşünüyorum. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda bezelyemi haşlamaya koyuyorum. Zaten bezelyeler hazır, dondurulmuş değil mi? Ne bekliyordun? Bunun rengi daha başarılı oluyor. Hangi yemekte kullanacaktık? Bunu ve ana yemeğimin yanında bezelye püresinde kullanacağım. Bezelye püresi lezzetli olur değil mi? Çok lezzetli, hem de şaşırtıcı bir baharatlı. Bunu nereden öğrendin? Bunu nereden öğrendim? Sahilde gittiğim bir kafede şinistelin yanında sunuyorlar. O yüzden benim de çok hoşuma gidiyor. Sağ olsunlar, bana tarifi verdiler. Dilek, seni de biraz tanıyabilir miyiz? 17 yıllık evliyim. İki tane oğlum var benim de. Hatta küçük oğlumla Sevdiye'nin büyük kızı hem çok yakın arkadaş hem sınıf arkadaşı. Ve bizim arkadaşlığımızın başlamasına vesile oldular. Kavga ederek başlamışsınız, doğru mu? Dilek'e çok uyuz oluyordum dedi. Yok, hiç öyle olduğunu zannetmiyorum. Peki nasıl oldu? Biz tam Eddie'yle büyüdü. O ne yaparsa ben tam tersini yapıyorum. Bence bu puzzle gibi tamamlayıcı oldu biraz. Okul vasıtasıyla mı tanıştınız? Okul vasıtasıyla tanıştık. Sonra ikimizin sevdiği ortak noktası gezmeyi ve eğlenmeyi çok seviyoruz. Kendimiz için yaşıyoruz. Çok mu geziyorsunuz? Yani çok geziyoruz ya. Nerelerde geziyorsunuz? Türkiye'de de gezdik. İstanbul'da da hep geziyoruz. Kaç kuşaktır İstanbullusunuz? 4. kuşak. Kökeniniz neresi? Arnavut göçmeniyiz. Arnavut damarım var. Eşimde de Laz damarı var. Ama bir şekilde orta yolu buluyoruz. Dilek, Sevdiye eşiyle çok tartışıyor mu? Yok, hiç tartışmıyorlar. Mansur da Sevdiye'yi çok seviyor. Bunu söylediğim için kızmaz değil mi bana? Neden kızsın ki? Laz ya hani. Karadenizli olunca sevdiğini söylemiyor mu? Birbirlerine çok yakışıyorlar ve çok tamamlayıcılar. Siz ne iş yapıyorsunuz? Bizim de kliniğimiz var ve ben pet shop işletiyorum şu anda. Pet shop mu? Benim en küçük kızımın da velisi sayılır, maçasımın. Evet, bir tane köpeği var. Benim iki tane köpeğim var. Fazla hayvan. Sevdiye, şu anda ne yapıyorsun? Şu anda soğan suyunda kısırımı haşlıyorum. Ne? Soğan suyunda mı? Soğan ağza gelsin istemiyorum ama lezzetini kesinlikle geçirmesini istiyorum. Bu kısırı yapmasını kimden öğrendin? Annemden öğrendim ama 90 senede yapsam beğenmez. Neden soğan suyunda bekletiyorsun? Aroması geçsin ama ağza soğan gelmesin. Böyle davet sofralarında rahatsız edici olmasın. Sevdiye bize yemek tüyoları bile veriyor. Çok ince detaylar var. Sevdiye Hanım dün dışarıdan sipariş vereceğini söyledi. Eğer yetiştiremezse
burada yetiştirilmeyecek bir şey yok. Eğer ki menüsü gerçekten zor olsaydı, dışarıdan söyleseydi ben yine puanımı ona göre hani çok da kırmazdım açık söylemek gerekirse. Ama yani bu basit menüyle yine dışarıdan söylerse yandı. Açıkçası dışarıdan yemek söylemesini tercih ederim. Çünkü bu menüden daha iyi olacağını eminim. İrmik'le ne yapıyorsun? Şimdi tatlımın muhallebisini yapıyorum. Normalde ben bu tatlıyı bir gece bekletiyorum. Tatlımız neydi? Orman meyveli tatlı. Orman meyveli tatlının muhallebisi için İrmik'e süt ve şeker ekleniyor. Bir bardak şeker yeterli mi? Evet, bir bardak şeker yeterli. Neden? Normalde iki bardak koyarım. Ama dünkü masada Tio'yu aldım. Kimse çok tatlı sevmiyor. Sevmiyorlar mı? Evet, o yüzden bunun bir bardak şekerle onların ağız tadına uygun olacağını düşünüyorum. Bu kez de tatlı değil demesinler. Demezler. Önce göz boyayacağım, rahat olun. Dilek muhallebiyi karıştırabilir mi? Bir işe yarasın. Olmaz! Ama please! Önce bize kocanla nasıl tanıştığını anlatır mısın? Kocamın Yeniköy'de balık restoranı vardı. Benim ailem sağlıklı beslenir, ben hariç. Ben nasıl olmuşum bilmiyorum. Ailem haftada 3 gün ona akşam yemeğine giderdi. Ben de o zaman 17 yaşındayım. Zorla beni de götürürlerdi. Balık sevmem zaten, ailemin zoruyla yedim. Bizimkiler denizden babasız çıksa yer, ben ağzıma sürmem. Eşim de öyle orada tatlılar, hesap almamalarla beni kandırdı. Peki kocan sana evlilik teklifi yaptı mı? Hayır, yapmadı. Direkt senin kocan? Yapmadı. Kocam tanıştıktan 2 ay sonra annemi yemeğe çıkarıp ben evlenmek istiyorum dedi. Ne? Annene mi söyledi? Evet. Dilek, senin kocan ne yaptı? Biz de 6 ay sonra evlenelim mi dedik ve gittik evlendik. Sevdiye, şimdi neye geçiyoruz? Şimdi kızartma yağımı koyacağım çünkü çok güzel kızmasını istiyorum ve sonra da jölemi yapacağım. Kızartma yağını hazırlayan yarışmacımız hemen tenceresini küçük tüpe alıyor. Sevdiye, neden çorba yapmıyorsun? Açıkçası ben gittiğim hiçbir davette, hiçbir otel menüsünde çorba görmedim. Diğer bir şey de çorba sevmem. Boşuna midemi şişiremem. Dilek, menüde çorba olmamasını eleştirecekler mi sence? Ya ben de ona o konuda katılıyorum. Sadece kendine zorluk çıkarttığını düşünüyorum ama bence de çorba çok basit. Orada dört tabağı da çok iddialı bence. Çorba yok mu? Yok. Yani açıkçası ben bu soğuk günlerde şu boğazımdan hafif ılık bir çorba geçsin isterdim başlangıçta. Aradım yani çorbayı. Çorba niye yok? Niye yok çorba? Ben o zaman niye uğraştım? En azından böyle orada öbür yapsaydım bitti. Yeşil, kırmızı, sarı, turuncu. Biraz, yani biraz değil. Çok hafif bir menü. Herhalde bana göre bunları yetiştirecek. Kenara çıkacak. Lezzetli olmayacak. Sonra diyecek ki yetiştiremedim. Ondan sonra dışarıdan sipariş vereyim. Ordöv tabağında yer alan kısır için yıkanan domateslerin içi alındıktan sonra tuzlanıyor. Sevniye, bana yapmıyor musun? Hepsine oydum gürbüz. 7 tane mi var orada? 2, 4, 6, 7. Onların bir tanesi benim. Evet. Şu anda ne yapıyorsun? Tuz domatesin suyunu iyice çıkarsın diye zeytinyağı ekliyorum. Sonradan süzdüreceğim. Bu tarifi kimden aldın? Bu tarif benim. Her zaman bir misafirim geldiğinde, kimi zaman etin yanına, kimi zaman meze olarak yaptığım bir tarif. Sadece her şey benim için sunum olduğu için kısırın sunumunu güzelleştiriyor. Dünkü puanlamalarda bence bir haksızlık oldu. Özellikle Emrah Bey 8 vererek bayağı şaşırttı bizleri. Kesinlikle hak etmediği bir puanı verdi Gülnaz Hanım'a. Kesinlikle yarışmaya kazanmak için katılan birisi zaten ilk günden 8 puan asla vermezdi. Hadi ona 8 puan verdin. Daha sonra bugün çok merak ediyorum puanını. Gerçekten merak ediyorum. Emrah Bey şov yapmaya gelmiş. Haklı değiller. Neden değiller? Çünkü hatta onlar yani verilmemesi gereken puanı verdi. 5-6 nedir ya? Hani hak etti mi kadın? Hak etmedi. Ben puanımın sonuna kadar arkasındayım. Dünkü yemekler de güzeldi. Genel anlamıyla. Tek doğru puan zaten Emrah Bey'indi. Ama ben onun dışında 5'i, özellikle 5'i hiçbir şekilde hak etmiyorum. Hak etmedim de. Bugün de o 5 puanı Nesli Hanım'dan soracağım. Hayatım, ben çıkıyorum şimdi. Bir ihtiyacın tamam olursa seslenirsin. Çok teşekkür ediyorum. Hayırdır Dilek, nereye gidiyorsun? Biraz alanı boşaltayım, rahat çalışsın. Çok teşekkür ederiz Dilek. Seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Evet Sevdiye, işte şimdi yalnız kaldın. Sen varsın Gürbüz, yalnız değilim. Ordöv tabağı için soyulan patatesler küp küp doğrandıktan sonra kızgın yağ bırakılıyor. Gürbüz, bu arada ben çeyiz
programında değilim. Masaya olması gerektiği gibi sadece suplalarımı koyacağım. Çatal bıçaklarım ve içecek için bardaklarım hazır. Bu arada patateslerimiz kızarıyor. Orman meyveli tatlının muhallebisine tereyağı ekleyen yarışmacımız bir yandan da vişneli jöleyi eritiyor. Sevdiye, sen kantin işletiyorsun değil mi? Ama aynı sektörde olmak çok kötü. Çok zor zamanlar geçirdik. Neden? Pandemi döneminde ikimizin de aynı sektörde, hatta annem de kantinde. Üçümüzün de aynı sektörde olması bizi bayağı bir geriletti ama hiç önemli değil. Önemli olan sağlık, her şey geri gelir. Bu arada jölemizi sıcak suda erittik. Sunumum güzel olması için sıkma torbası yerine yeni model hamur kaplarına boşaltıyorum. Zaten sıkma torbalarında hep sorun çıkıyor. Sorun, evet. Ben her zaman vakitten yanayım. Hayatımı pratikleştirecek hep öyle şeyleri tercih ediyorum. İzninizle kaselerimi doldurmak istiyorum. Tatlı için hazırlanan muhallebi kuplara alınıyor. Tatlının üzerine ne gelecek? Orman meyveleri donuk, üstüne jöle. Onları ne zaman yapacaksın? Jölemi yaptım, yalnız bunu 2 dakika buzdolabına atmak istiyorum. Ayrıca sıcak atılması ürüne zarar vermiyor, cihaza zarar veriyor. Benim de canım sağ olsun. Bu riski göze alıyorum. Orman meyveleri de hazır. Ne yapacak? Alacak, içine koyacak, sütü koyacak, karıştıracak. Yani atacak meyveleri. Bitti yani. Büyük ihtimal muhallebi tarzında bir tatlı olacaktır. Orman meyveli bir üzerine bir sos yapacaktır. Yanında da Türk kahvesi tercih etmiş. Neden böyle bir tercih yapmış? Muhallebinin yanında Türk kahvesi için saçma buldum. Ve kek gibi bir şey olsaydı daha çok yakışırdı Türk kahvesi. Şimdi bu domateslerin yağını, tuzunu, fazla suyunu süzüyorum. Domatesler sıcakken mi kısır koyacaksın? Evet, şimdi demlenince yani bunlar ılık. Pek sıcak tüketilmiyor. Hangi yemekte yendiğine bağlı olarak. Tatlı için kuplara alınan muhallebinin üzerine dondurulmuş orman meyveleri konuyor. Bu hep yaptığım bir tatlı mı? Hayır, ilk defa. Benim tatlılarım 2-3 gün sürer yapımı. 2-3 gün mü? Basbayağı cheesecake yapıyorum, dinlendiriyorum. Pişirmesi zaten ertesi güne kalıyor. Bir cheesecake yapman 3 gün mü sürüyor? 2 gün. Meyvelerin üzerine jöle mi gelecek? Evet. Bol bol meyve koyuyorsun. Öyle karışık lezzetler daha iyi oluyor. Üzerine jöle dökülen orman meyveli tatlılar buzdolabına yerleştirilirken kızaran patatesler kızgın yağdan alınıyor. Kabaklar küçüleceği için biraz daha patateslerden iri doğruyorum. Evet, daha iri oldu. Evet, çünkü sönüyorlar. Ama herkesin de ağzına aynı anda hem patates, hem patlıcan, hem kabak gelsin istiyorum. Bu tarif sana mı ait? Yani sunuma çok önem verdiğim için genelde görseline göre yemek yapıyorum. Ordövr tabağı için doğranan kabaklar kızgın yağ alınırken, portakalda havuç için rendelenen havuçlar kavrulmaya bırakılıyor. Portakalda havucun sosunda yoğurtla mayonez mi kullanacaksın? Mayonez kullanmıyorum. Sadece süzme yoğurdu çırpacağım. Sarımsak kullanacak mısın? Evet ama yoğurda değil. Tabii bulabilirsem sarımsağımı kullanacağım. Kavrulan havuçlara sarımsak ekleyen yarışmacımız şimdi de alacalı soyduğu patlıcanları doğruyor. Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin? Vallahi hep katılacağım istiyordum. Kimseye destekçi bulamıyordum. Ha, yapamazsın, edemezsin. Önce evde bir yemek yap diyorlardı. Ondan sonra evimde pek teknolojik alet yok. Görüntü olarak televizyon var ama yayın yok. İnterneti bu yaz aldık. Laptop, tablet, bilgisayar, bu tarz şeyler yok. O yüzden kızlarıma ağzımdan şöyle bir laf çıktı birlikte seyrederken. Ben Zuhal Topal'ı kazanırsam yemekteyiz, size bilgisayar alacağım dedim. Onlar da babalarını ikna ettiler. Eşim başvursam da seçilmeyeceğimi düşünüyordu. Ama seçildim ve buradayım. Şimdi kısırımdan buharda haşladığım soğanları alıyorum. Çünkü bunlar ağza gelsin istemiyorum. Normalde de kısırı böyle mi yapıyorsun? Evet, lezzetini, soğanın suyunun lezzetini veriyorum. Ancak kendisini koymuyorum. Domates salçası mı koyuyorsun? Evet. 2 kaşık mı koyuyorsun? Evet, deminki kaşığım küçüktü. 1,5 kaşık kadar koyacağım. Bu arada Gürbüz, bütün mutfağım viraneydi. Hepsini kendim yaptım. Nasıl yaptın? Çok güzel bir boya var. Onunla hem de 2 saat içinde boyadım, kulplarını değiştirdim. Bambaşka bir mutfak yaptım. Yemek yapmayı sevmiyorsun ama tasarım yapmayı seviyorsun. Evet, meşgale. Ana yemeğe geçen yarışmacımız tavuk kalçalarını fırın torbasına yerleştiriyor. Etleri marine edecek misin? Şimdi ona marinasyon hemen.
Ballı bir sos yapacağım. Yoksa ballı hardallı mı? Yok, hardalı patatesle kullanacağım için ikileme düşmeyeyim dedim. Bu ballı, soya soslu farklı bir lezzet. Aman dikkat et, soya sosunu fazla kaçırma. Evet, çok tehlikeli. Ordöv tabağı için kızgın yağdan alınan kabaklar yerini patlıcanlara bırakıyor. Ardından ana yemeğin marine sosu için bal ve soya sosuna limon kabuğu rendeleniyor. Limon kabuğu da koyduk. Evet, koyuyorum. Çünkü yeteri kadar ürünümüz var. Baharat koyacağım. Zerdeçal. Aa, iki tane almışım. Ne kadar kısmetliyim ya. Zerdeçaldan başka? Kekik koyacağım ama şöyle bir parça zerdeçal. Bir parça da kekik. Evet, kekiği biraz daha bol koyacağım. Açıkçası ben o tavuğun kokusunu ve tadını sevmiyorum. Bu çok güzel baharatlandırıyor. Bana bir kebap havası katıyor. Et ve tavuk yemeyi sevmiyor musun? Evet, çünkü çok yedim. Dışarıdan nasıl yemekler sipariş ediyorsun? Fast food ağırlıklı, hamur işi ağırlıklı. Bu şekilde. Bir kaşık da kaymaksız yoğurt. Sarımsak da koyacak mısın? Sarımsak içine atacağım. Biraz lezzet verecek. Yarışmacımız ana yemeği için hazırladığı marine sosuna şimdi de yoğurt ekleyip karıştırıyor. Sevdiye, ev işi yapmayı seviyor musun? Hayatta işim olmaz. Kim yapıyor peki? Hafta sonları çocuklar eşim çok bunalıp topluyorlar. Onun dışında yardımcı olan bir ablamız var. Bazen çok çıldırırsam annem gelir. Velhasıl bu şekilde birlik. Yani sen yapmıyorsun. Ya yapıyorum tabii. Ama başarılı değilim. Sarımsakları bütün bütün mü atıyorsun? Evet. Bu arada havucun altı yanıyor mu? Yanıyor, kısıkta yanıyor. Kendi halinde, çünkü öbür türlü karıştırmam falan gerekecek. Fırın torbasının içine marine sosunu döken yarışmacımız tavuk kalçaların sosa bulanmasını sağlıyor. Marine sosunu da böyle mi bekleteceksin? Evet, buzdolabında, soğukta. Tabii ki daha uzun süre bekletmek lazım. Ama vakit yetersizliğinden bu şekilde de bağlayıp delip fırına atacağım. Ana yemeği kajulu tavuk kalçayı buzdolabına alan yarışmacımız ordöv tabağı için kızartması yapılacak biberleri temizleyip doğruyor. Sunuma önem veriyor musun? Seviyorum, keyif insanıyım. Ve tek başıma da olsam hep konseptli masa kurarım. Ne yediğim önemli değil. Dışarıdan gelen fast food burgeri bile kendime sanki en iyi restoranda yiyormuşçasına sunum tabağı yapar, öyle yerim. Bu arada patlıcanları unutma. Hemen. Bir iki dakika sonra bana tekrar hatırlatır mısınız? Biraz heyecanlanmaya başladım. Ordöv tabağında yer alan portakallı havuç için kesilen portakalların içi alınıyor. Kantin işletmeciliğine nasıl başladınız? Okuyup öğretmen olamadıktan sonra bir kadın için en doğru çalışma saatli meslek. Öğretmen mi olmak istiyordun? Yok, istemiyordum ama bunu sonradan. Kişilik oturdukça insan anlıyor. Çocuğu olduktan sonra anlıyor. Çünkü kreşlerde çok çektim. Ama kantindeyim. Kar yağdı, bana da yağdı. 23 Nisan, bana da 23 Nisan. Fırtına çıktı, bana da çıktı. Tabii zorluğu var. Hani tatmin etmiyor. Tatili çok olduğu için. Patlıcanlarımı da aldım ve şimdi biberlerim çok kısa süreli olarak yağ gidiyor. Hepsini mi koyacaksın? Evet. Bu şekilde kızarır mı? Ölecek bunlar, öyle çok kızarmayacak, bir tık ölecek. Püresi yapılacak bezelyeler haşlandıktan sonra pesto sos ve kremayla blenderdan geçiriliyor. Havuçların yoğurt sosunu mu hazırlıyorsun? Evet. Portakal suyu da ekledik. Evet, bir tık. Sevdiye, eşin sana sürprizler yapar mı? Oo, bayılır. Hiç sevmem. Hep çiçek alır. Yıllardır söylerim alma diye. Sen mi sevmezsin? Evet, yenilebilir bir şey alsana. Hamburger getirse nasıl olur? Evet, gofret vazgeçilmezim. Ya da yenilebilir çiçek alsın. Ha evet, yenilebilir çiçek alternatifimiz de var. Kısır ne durumda? Kısırım da oldu. Buna sadece maydanoz koyacağım. Soğan suyunu da yaptım zaten. Çünkü taze soğanımı hardallı patates salatamda kullanacağım. O yüzden biraz maydanoz almak istiyorum. Ordöv tabağı için kızaran yeşil biberler kızgın yağdan alınıyor. Pancarlı fıstıkla labne için yıkanan pancarlar rendeleniyor. Pancarlar rende mi olacak, püre mi? İri rende diye geçiyor. Bu tarif senin uydurman mı? Yo, hayır. 5 dakikada rondodan da çekebilirim ama ağza gelmesini istiyorum. Yoksa rondodan daha çabuk çekerim. Rende pek bana hitap eden bir şey değil. Pancarlı fıstıklı labne. Büyük bir ihtimal labnenin içine pancarı püre haline getirip koyacaktır.
Genel olarak basit. Neden çorba yerine böyle bir tabak tercih etmiş? Ara sıcaklık varken bu tabağı yapmamalıydı. Onun yerine kesinlikle bir davet sofrasında çorba olmalıydı. Kendisinden beklenen bir menü zaten. Herkes de bunu, bütün yarışmacı adayları da bu şekilde bir şey bekliyordu. Bu şekilde basit. 20 dakika, 25 dakikada yapacağını düşünüyorum. Rendelenen pancarlara yoğurt ekleyen yarışmacımız, nar ekşisi karıştırdığı kısırı domateslerin içine yerleştiriyor. Salatamı yapayım mı? Salatan zaten çok kolay, hemen yaparsın. Sana öyle geliyor, o kadar çok doğrama işim var ki salatada. Zahmet olmazsa onları da doğrayıver. Şu anda 12 çeşit menü. Bu patlıcanı domates sosla ayrı yapsam, kabağı yoğurtla ayrı yapsam 15 çeşit menü yaptım ya. Ama hepsi hazır ürün. Amaç zaten pratik olmayı göstermek. Akdeniz salatası için yeşillikleri doğrayan yarışmacımız bir yandan da dağılan mutfağı toparlamaya çalışıyor. Bakıyorum da mutfağı da topluyorsun. Evet, çünkü Nesli'nin mutfağa gireceğine adım kadar eminim. En azından makinenin içinde olsun. Arkanızdan makineyi boşaltıp bu bulaşıkları sıyırıp öyle koyarım. Dünkü yemek servislerini çok beklediniz mi? Bekledik açıkçası. Hayır, servis beklenebilir. Sunuma değer bir şey olursa beklenir ama... İşin enteresan tarafı, o kadar beklemeye rağmen soğuktu. Acaba sen mi lafa tuttun? Aşk olsun, ben masadaydım. Nasıl bir lafa tutarım? Demek ki biraz eli ağır. Hazırlanan Akdeniz salatası servis kaselerine alındıktan sonra kavrulan havuçlar yoğurt sosuyla karıştırılıyor. Sevdiye, ana yemeği fırına attın mı? Atmadım. Fırına girmesi gereken neler var? Börek ve pizza. Bunları nasıl yapacaksın? Kaç dakikan var? Kalan süren tam 52 dakika. Önce neyi atacaksın? Önce tavuğumu atayım. Ana yemeği son olarak at çünkü servise kadar pişmeye devam edebilir. Ama ara sıcaklarım 10 dakikada pişiyor, çamur olur. Eyvah! Ne olacak şimdi? Tavuğun kaç dakikada pişer? 40-45 dakika. Hadi o zaman bir an önce pişirelim. Ordövr tabağını şimdiden hazırlıyorsun. Bravo. Eyvah, portakalın biri yarılmış. Onu kendim alırım Gürbüz. Var yedeyim ama fırsatım kalırsa değiştiririm Gürbüz. Onu da kesin unutursun, başka birine verirsin. Yapsaydınız da siz yarılmış yeseydik. Öyle mi dersin? Derim tabii ki. Bakalım baş edebilecek misin? Çekindiğin biri var mı? Nesli. Evet, Nesli çok fena. Bana da öyle geliyor Gürbüz. Yoksa korkuyor musun? Korktum demeyelim de volüm yükselince bir şaşırdım ama bu beni kendime getirdi. Nerede olduğumu anladım. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda tavuğumu fırına vermek istiyorum. Ana yemeğin yanında bezelye mi olacak? Bezelye püresi var, evet. Direkt fırına mı vereceksin? Evet, tavuğumun ağzını bağlamak için bir şeye ihtiyacım. Neye ihtiyacın var? Kilidi çıkmadı. Eyvah! Bağlamasan olur mu? Şimdi öyle yapacağım. Şu delikleri açayım. Fırın torbasında delikler açan yarışmacımız ana yemeğini fırına veriyor. Benim çorbada kullandığım kalçalı budu getirmiş ana yemeğine. Çok güzel. Kaju ne alaka? Tavukla kaju ne alaka? Yani hiç alakası yok ki. Kaju bildiğimiz kuru yemiş değil mi? Kuru yemişle tavuk ne alaka? Ne olacak? Acaba ikisini karıştıracak mı? Rendeleyip koyacak mı? Blender'de mi ezecek? Bilmem ne yapacak? Çok merak ettim. Salatanın sosunu daha sonra yapabilirsin. Sosumu yapacağım. Servis esnasında dökeceğim. Nasıl bir sos yapacaksın? Naneli, yoğurtlu, nar ekşili. Gerçekten çok zor bir menü seçtim. Çorba yapıp şu anda kahvemi içip keyfime bakıyor olabilirdim. Ama sen ne yaptın? Ama farkımı ortaya koyacağım diyorum. Hiç mola vermedik ha. Yoruldun mu? Çok yoruldum. Boyum çok uzun olduğu için hiç tezgahlar bana göre değil. Sevdiği hangi takımlarda voleybol oynadın? Eczacıbaşı'nda başladım, ortaokulda. Orada devam ettim. Lisede okul takımında. Ve Sarıyer Spor Kulübü'ndeydim. Ama dediğim gibi, yani ben hareket insanı değildim. Annem götürmüştü ve herkes boyumdan dolayı kaptı. Peki oynadın mı? Oynadım ama dediğim gibi, yani lise sondan sonra bıraktım. Çünkü yani sportif bir kişilik değilim. Hareket etmeyi sevmiyorum. Ne kadar ilginç bir kadınsın. Ya boyum uzun diye spor yapmak zorunda mıyım? Annen mi spor yapmanı istiyordu? Annem mükemmelliyetçi, sağlıklı beslenir, sağlıklı yaşar. Benim aksime ve beni hep eleştirir. Bu durumu annenle konuştun mu? Konuşmaz olur muyum? Ben senin iyiliğini istiyorum, ben senin hayrına konuşuyorum diyor. Annen çok katı biri galiba. Çok katıdır. Gerçekten katı demek. Anasına bak kızını al derler. O seviyeye gelebilmek için hep çabalamanız gerekiyor ama 40 yaşından sonra olacak diye düşünüyorum.
Sen çocuklarını annen gibi yetiştirmiyorsun ama. Yetiştirmiyorum. Ama yine de çocuklar anneanneli beni doğru rol model görmüyorlar. Çocuklar artık çok bilinçli. Anneannelerinin yolundan ilerliyorlar. Bunun aroması çok fazla değil mi? Evet, çok aromatik zaten, bir kaşık. Bunu kesin eleştirecekler. Her şeye bir şey diyecekler zaten Gürbüz. Aa, bu arada eskici geldi. Yeni köy gerçekten bizim köyümüz. Eskici! Duyuyor musun beni eskici? Simitçiymiş. Ne? Simitçi mi? Simitçi! Simitçi, simit alın. Simitçi abin nasılsın? Bir simit rica edeceğim. Simitçi abim işler nasıl? İyi misin? Hep yeni köyde mi geziyorsun? Kaşıdım, sana da geçiyordu abi onunla. Peki simitler taze mi? Simitler güzel var. Kaç lira simitler? Bir tane verir misin lütfen? Başımda sana simit var. Sadece bir tane simit istiyorum. Bizim köyümüzün simitçisi. Abicim isminiz nedir? Sabahattin. Sabahattin abi, kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Oh, simidimizi de aldık. Bir şey söyleyebilir miyim Gürbüz? Bana kıyak yapar mısın? Sabahattin abi, görüşürüz. Tamam, hoşçakalın. Kendine iyi bak. Gürbüzcüğüm, bunların bir süslemesi kaldı, onu da koyayım. Neyi süsleyeceksin? Havuca ceviz, kızartmaya yoğurt, öbürküne dereotu, öbürküne fıstık. Ana yemekte sunacağı tortilla pizzaya geçen yarışmacımız, çedar peynirleri dizdikten sonra üzerine tortilla ekmeğini yerleştiriyor. Şu anda ne yapıyorsun? Şu anda tortilla pizzalarımı yapıyorum. Kekikli salça. Normalde iki katlı yapmasaydım yağ da koyuyordum ama çedar peynir oldukça yağlı olduğu için yağ koymadım. Bunun püf noktası kekik. Siyah zeytin ve sucuk çok aromalı. Siyah zeytin de tuzlu. O yüzden ekstradan tuz koymadım. Zaten salça sürüyorum. Salçalı sosu sürülen tortilla pizzalarının üzerine dilim sucuk, zeytin ve rendelenmiş kaşar yerleştiriliyor. Tortilla pizza açıkçası böreği kendisi açmayacağı için bunu en azından bunun tortilla ekmeğini kendisini açmasını istiyorum. Ama büyük bir ihtimal bunu da hazır kullanacak. Büyük bir ihtimal Sevdiye Hanım bizi yine şaşırtmayacak. İkisi de hazır ürün olacak. Böreğe mi geçiyoruz? Evet, şu an için böreğe geçtik. Ezine peynir mi kullanıyorsun? Koyun peyniri. Kesinlikle çok aromatik. Açıkçası ucuz peynirlerle yapılan börekler bana hitap etmiyor. Bu çok eriyor ama yine de yufkaya lezzetini geçiriyor. Evde de börekler yapıyor musun? Gece yapıyorum genelde. Gece mi yapıyorsun? Kimseyle paylaşmamak için herkes uyurken yapıyorum, kendim yiyorum. Hazır rendelenmiş peynirlerle sarılan hazır yufkalar gül böreği şeklini aldıktan sonra üzerine yumurta sürülüp fırına veriliyor. Şimdi ne yapacaksın? Sen kaç dakikam olduğunu söylersen. Son 4,5 dakika. Masayı kurmam lazım. Koş hadi koş. Hemen masamı kurmalıyım. Masa düzeninin çok önemli olduğunu söylemiştin. Bu bana yakışmaz eğer yetiştiremezsem. Masa örtüsü ve runner'dan sonra servisler yerleştiriliyor. Her şeyinde çiçekli böcekli. Siyahı canlandırmak için böyle tercih ettim. Açılan servislere kağıt peçetelerden sonra servis peçeteleri yerleştiriliyor. Çiçeklerim okaliptuslu. Ellerini sürerek arkadaşlar fesleğen usulü ferahlayabilirler. Dün gece eşim yaptırdı. Servis peçetelerinden sonra çiçeği de masaya alan yarışmacımız kaşık, çatal ve bıçakları yerleştiriyor. Masanın da eksik ne kaldı? Ekmekliğimi getireyim hemen. Hadi hemen ekmekliğini de al. Hemen ekmeğimi alıyorum. Ekmekliği de getiren yarışmacımız masayı tamamlıyor. Şimdi ne yapacaksın? Mutfağımı toplamak için fırsatım var mı? Son 2 dakika, çabuk! Cevizleri dövmeyecek misin? Ceviz zaten portakala bütün koyuluyor. Sevdiye, en çok nerede zorlandın? En çok kıyafet işinde zorlandım. Kıyafet işinde mi? Gerçekten çok komiksin. Öyle mi düşünüyorsun? Gerçekten öyle düşünüyorum. Çok enteresan bir kadınsın. Yarışmacımız konukları gelmeden önce mutfağı toparlamaya çalışıyor.
Çabuk olun sevgiliye, çabuk! Giyinmeye gidiyorum. Son süsleme için baharatlarım hazır. Okey, çöpümü de alıp giyinmeye gidiyorum. Çöpü nereye atacaksın? Hemen yanda çöp konteynerim var.